yeniden merhaba arkadaşlar, ben Meydan Nurkan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere normal gün içerisinde uykunu kaçırma adlı bir video çekeceğim. Yani gün içinde uykumuzu kaçıracağız beraber. Uykunuz geliyor ders çalışırken, bir şey yaparken falan, uykunuzu kaçırmaya yönelik veya gece daha uzun durmanız falan gerekiyor ders çalışmak için. Veya sabah uyanırken uyanamıyorsunuz falan filan, uyanınca uyanamamış gibi oluyorsunuz o zamanlarda. Kullanabileceğiniz yöntemleri göstereceğim size. Buna bir başlık kesin bulurum ben. Şimdi boş verin orayı ve videoya geçiyoruz. İlk öncelikle tavsiyem, konforsuz bir ortamda bulunun. Gidip yatakta yatarsanız çok çabuk uykunuz gelir veya koltuğa yatarak çalışırsanız çok çabuk uykunuz gelir. Mesela hani okuldaki sert zemin var ya, o uykunuz gelmesini daha azaltıyormuş. O yüzden bence öyle yapıyorlar veya daha ucuz olduğu için de olabilir. Bu daha mantıklı. Ama daha böyle sert olan şeyleri falan oturursanız daha az uykunuz gelir. Kesinlikle bu gerçek. Biraz nane koklayın. Evinizde nane varsa koku duygusu bazen uykuyu azaltır veya geciktirir. Böyle bir nanenin böyle bir özelliği varmış. Ben de yeni duydum ve bunu deneyeceğim kesinlikle. Deneyen varsa yoruma yazabilir. Ben de merak ediyorum. Kesinlikle deneyeceğim. Slow müzikler dinlemeyin. Yavaş yani. Çok hareketli parçalar dinleyin. Mesela yolda yürürken falan uykunuz varsa, bir şey olursa falan filan, hareketli parçalar dinleyin ve daha fazla enerjiniz gelecek ve uykunuz kaçacaktır. Gün içerisinde yapabileceğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tam öğün yerseniz, yani sürekli tam öğünler yerseniz uykunuz çok çabucak gelir. Veya mesela ders başına oturmadan önce çok büyük bir öğün yerseniz, tam öğün yerseniz uykunuz gelir ve uyuyakalırsınız. Bu gerçekten denediğim bir şey. Gerçekten öyle. O yüzden gün içerisinde küçük küçük atıştırın. Eğer o gün az uyumanız gerekiyorsa, ders çalışmanız gerekiyorsa yazılı dönemlerinde bunu uygulayabilirsiniz. Bu fazla önerdiğim bir şey değil ama benim çok yaptığım bir şey. Kafein alın. Çay veya kahveden olabilir mesela. Kesinlikle şekersiz tüketin. Bunu yapın. Ben bazen şeker tüketiyorum. Çoğu zaman da olabilir. Bilmiyorum. Çünkü bir yerde bizim evde daha çok olduğu için. Türk kahvesi de içebilirsiniz. Çay da içebilirsiniz. Kafeinli olan şeyler uykuyu zaten geciktirdiğini çoğumuz biliyoruz. Mesela öğlenci olanlara bir önerim var veya sabah erken kalkabilenlere bir önerim var. Sabah erkenden kalkıp soğuk bir duş alıp uyanmış olabilirsiniz. Yani ılıktan soğuğa doğru olan bir suyla, veya bunu yapamıyorsanız soğuk bir suyla ilk yüzünüzü yıkayıp, çok soğuk bir su olursa iyi olur. Soğuk suyla yüzünüzü yıkayıp bir de boynunuzu şu şekilde yıkarsanız uykunuz cidden açılıyor bayağı. Bunu gerçekten ben denedim. Ve bir önerim, son önerim ise sabahleyin kalktığınızda veya normal gün içerisinde de yapabilirsiniz. Kalktığınızda mesela gidin balkona bir gerinin, böyle bir rahatlayın ve derin derin nefesler alın. Bu gerçekten uykunuzu açacaktır. Zamanınız varsa da esneme hareketleri yapın ve egzersiz yapın. Uykunuzun açıldığını göreceksiniz. Gün içerisinde de tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ve benim önerilerim bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Umarım güzel, yani uygulayabilirsiniz ve uygulayınca da olumlu sonuç alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.